Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz. Korkuteli Belediye Meclisi'nden çıkışta yaşanan arbede ile ilgili hukuki açıklamayı avukat Medine Yapılmışev yaptı. Dün meclis çıkışında yaşanan olayla ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Medine Yapılmışev bir basın toplantısı düzenledi. Sayın basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle teşkilatımıza gerçekleşen basın toplantısını hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Davetimizi kırmayıp toplantıya katıldığınız için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum şahsınıza ve temsil etmiş olduğunuz kurumlara. Bugün yerel basında yayınlanan dünkü meclis üyemiz Yüksel Atmaca'ya ilişkin olay hakkında gerek partimize ilişkin iddialara gerekse ilgili şahsın hukuken avukatı olma münasebetiyle hukuki gelişen süreçle ilgili bilgilendirme yapmak adına bugün basın toplantımızı icra etmiş bulunmaktayız. İlçe binasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Yapılmışev, dünkü olayın saldırı olmadığını, parti olarak sahiplenmediklerini, asıl mağdurun şüpheli olarak gösterilen müvekkili olduğunu ifade etti. MHP ilçe başkanı Medine Yapılmışev açıklamasında şu ifadelerde bulundu. Bugün yerel basında yayınlanan meclis üyemiz Yüksel Atmaca'ya ilişkin olay hakkında gerek partimize ilişkin iddialara gerekse ilgili şahsın hukuken avukat olma münasebetiyle hukuki gelişen süreçle ilgili bilgilendirme yapmak adına bugün basın toplantısı düzenlemiş bulunmaktayız. Hem avukat olarak hem de Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı olarak açıklama yapacağım. Dün bu olayla ilgili şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan şahsın karakolda müfadisi olarak hazır bulundum. İlgili şahıs, tanıdığımız bir esnaf arkadaşımız, aynı zamanda milliyetçi, muhafazakar bir kimliği olan bir kişidir. Meclis çıkışında bizler de diğer vatandaşlar gibi olaya müteahhit olduk. Polis memurları arasında Yüksel Atmaca ve bu kişinin karakola götürülmesiyle müteahhit olduk. Bu olay sonrasında hem konu hakkında bilgi almak hem de şüpheli sıfatıyla orada bulunması nedeniyle hukuki olarak yardımcı olmam kastıyla karakolda hazır bulunduk. Öncelikle avukat olarak hazır bulunduk. Gelişen süreçte de olayın siyasi bir hal alması, tarafların toplanması, mağdur olduğunu iddia eden Yüksel Atmaca'ya destek vermek amacıyla oraya 50'den fazla kişinin karakolun önünde hazır bulunması üzerine benim yanıma teşkilattaki en fazla 10-15 kişi katıldı. Olayı bir infial haline getirmek istemedik. Olaya taraf olup kamuoyunu da çarpıtmak istemedik. Olayda hem avukat olarak hem de milliyetçi kişiliğini bildiğim bir arkadaşa manevi destek olmak adına orada bulunduk. İfadesi alınmasının ardından o da şahısla birlikte karakolu terk etti. Biz başkaca infial oluşturacak, taraflılık oluşturacak, siyasi bir argümana konu olabilecek herhangi bir davranışta bulunmadık. Şimdi dün malumunuz olduğu üzere bu olayla ilgili olarak şüpheli sıfatıyla, bakın üstüne basarak söylüyorum, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan kişinin karakolda ifadesinde müdafisi olarak hazır bulundu. Şimdi ilgili şahıs tanıdığımız bir esnaf arkadaşımızdır. Aynı zamanda milliyetçi muhafazakar kimliği olan bir kişidir. Bir vatandaştır. İlçemizin tanıdığı bir vatandaştır. Bu olay üzerine doğrudan meclis toplantısı çıkışında bizler de diğer şahıslar gibi olaya muttali olduk. Polis memurları arasında Yüksel Atmaca Bey'in ve bu kişinin şüpheli olarak ifadesi alınan arkadaşımızın karakola götürülmesiyle olaya muttali olduk ve bu olay akabinde hem konu hakkında bilgi almak, sonrasında şüpheli sıfatıyla orada bulunmasından mütevellit hukuki olarak yardımcı olmak kastıyla karakolda hazır bulunduk. Yani biz karakolda öncelikle avukat olarak hazır bulunduk. Sonrasında gelişen süreçte olayın siyasi bir hal alması, tarafların toplanması, mağdur olduğunu iddia eden Yüksel Atmaca Bey'in destek vermek amacıyla oraya 50'den fazla kişinin karakolun önünde hazır bulunması üzerine benim yanıma olaya muttali olan teşkilattaki arkadaşlarım da katıldılar. En fazla 10-15 civarında bir arkadaştık. Sizler de oradaydınız zaten. Olayı bir infial haline getirmek istemedik.
olayı bir tarafgirlik haline getirip kamuoyunda çarpıtmak istemedik. Olayı orada karakolda takip eden bir hukuk olarak müdafi, aynı zamanda da milliyetçi muhafazakar kimliğini bildiğim bir arkadaşa hem de teşkilat başkanı olarak manevi destek amacıyla kendisiyle orada bulunduk. Zaten gelişen süreçte ifadesi alındıktan sonra müdafisi bulunduğum şahısla beraber karakolu terk ettik. Yani biz hukuki bir süreci takip ettik, ifadesi alındı. Emniyetin ve karakol yetkililerinin çıkabilirsiniz, serbestsin demesiyle biz ne yaptık? Orada hepinizin de gözlemlediği üzere karakolu terk ettik. Doğru mudur arkadaşlar? Biz başkaca herhangi bir şekilde infial oluşturacak, tarafgirlik oluşturacak, siyasi bir argümana konu olabilecek herhangi bir hal, hareket, tavır, davranışta ne ben, ne şüphelisi bulunduğum şahıs, ne de orada benim yanında bulunan arkadaşlar davranmadık. Davranmayız da. Çünkü bizler bu tür durumlarda hem mesleğim itibarıyla hem de başkanı bulunduğum teşkilat itibarıyla olayları gayet sağlıklı, soğukkanlı değerlendirebilecek bir karaktere sahibiz. Öncelikle bunu sizlere ifade etmek istiyorum. Olay bir saldırı değildir. Dosyaya ilişkin toplanan somut bilgi ve belgeler olayla ilgili bir saldırı ve sonrasında da bir mağduriyet oluşmadığını doğrudan ortaya koymakta. Olay iki kişi arasında münferiden gelişen ve anlık gelişen bir olay. Saldırı demek planlı şekilde gelişen bir eylemdir. Çünkü olay ise iki kişinin karşılıklı olarak olumsuz iletişim kurma durumudur. Dünkü olayda iki kişi karşılaşıyor. Olumsuz iletişim ve karşılıklı tartışma gelişiyor. Tartışma sonrasında her iki tarafça itişme ve kakışma meydana geliyor. Vatandaşlar tarafından da ayrılıyorlar. Saldırı olduğunu iddia eden ve mağdur olduğunu iddia eden Sayın Yüksel Atmaca darp ve cebir raporunda kendisinde darp ve cebir izi olmadığı somut olarak doktor raporu ile sabit. Doktor raporu bu tür olaylarda esas delildir. Aksine benim müvekkilimde darp ve cebir izleri mevcut. Bu saldırı kime karşı gerçekleşmiş? Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden davacı ve şikayetçi oldular. Bizim açımızdan kasten yaralamadan kaynaklı Yüksel Atmaca'dan şikayetçi olduk. İkinci olarak tarafımıza birden fazla küfür etmesinden kaynaklı hakaret suçlaması ile de şikayetçi olduk. Şimdi arkadaşlar olay bir saldırı değildir. Saldırı demek hukukta kasıtlı olarak bir kişiye karşı gerek fiziki duruşuna, gerekse fikri duruşuna karşı planlı olarak yapılan bir eylem ifade eder, saldırı ifadesi. Bizim orada gözlemlediğimiz karakoldaki yetkililerin bizlere vermiş olduğu bilgi ve dosyaya ilişkin toplanan somut bilgi ve belgeler olayla ilgili bir saldırı ve sonrasında bir mağduriyet oluşmadığını doğrudan ortaya koymakta. Olay iki kişi arasında münferiden gelişen ve anlık gelişen bir olay. Öncelikle bunu söyleyeyim size. Saldırı demek bir kasıtlı olarak bir planlı şekilde gelişen bir eylem karşılığıdır. Ama benim kastettiğim ve size bilgilendirme yapmış olduğum husus, dünkü olay hukuki olarak da 19 yıllık meslek hayatında yaşamış olduğu, iki kişinin karşı karşıya geldiği zaman bir husumetten veya herhangi bir problemden kaynaklı olarak birbiriyle karşılıklı olarak olumsuz iletişim kurma durumunu ifade eder. Dünkü olayda da iki kişi söz konusu mahalde karşılaşıyorlar. Karşılaşma neticesinde bir olumsuz iletişim gerçekleşiyor. Karşılıklı sözlü olarak bir tartışma gerçekleşiyor. Tartışma akabinde her iki tarafça itişme ve kakışma meydana geliyor. Bu itişme, kakışma çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ayrılmak suretiyle ortadan kalkıyor. Şimdi saldırı olduğunu iddia eden ve mağduriyet oluşturan Sayın Yüksel Atmaca'nın darp ve cebir raporunda kendisinde darp ve cebir izi olmadığı somut olarak doktor raporuna sabit. Doktor raporu demek bu tür olaylarda soruşturmanın gelişimine ilişkin olarak esas alınabilecek olan bir delil demektir arkadaşlar. Aksine benim müvekkilimde yani saldırıyı yaptığı iddia edilen şahısta basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek darp ve cebir izleri mevcut. Şimdi burada saldırıya uğradım denilen şahısta darp cebir izi yok. Saldırı yaptığı iddia edilen şahısta darp cebir izi var. Bu saldırı kime karşı gerçekleşmiş?
Bunu sizlerin o gelişmiş hafızanıza bırakıyorum arkadaşlar. Yine karşılıklı olarak taraflar birbirlerinden davacı ve şikayetçi oldular. Davacı ve şikayetçi olunan suça konu hususlar bizim açımızda kasten yaralamadan kaynaklı Yüksel Akbaca'dan şikayetçi olduk. İkinci olarak da tarafımıza karşı küfür etmesinden kaynaklı, birden fazla küfür etmesinden kaynaklı hakaret suçlamasıyla şikayetçi olduk. Adı geçen şahıs ise müvekkilime hakaretten kaynaklı şikayetçi oldu. Başka bir suçlaması yok. Sadece yerel basında kamera kayıtları olduğu, kendisinin saldırıya uğradığı şeklinde bir iddia var müvekkilime karşı. Benim bu edindiğim izlenim kamera kayıtlarında iki tarafında birbirine karşı sözlü tartışma ve eylemde bulunduğudur. Bu durum her kavgada yaşanan olayların dünkü olayda meydana gelmesidir. En doğru kararı soruşturma sonrasında savcıların kararı ile öğreneceğiz. Adı geçen şahısın da müvekkilime karşı suçlaması hakaretten kaynaklı. Başka bir suçlaması mevcut değil. Yine yerel basından öğrendim. Bakınız dosyada karşı tarafın ifadesini bilmiyorum, okumadım. Çünkü yargılama sürecinde şu anda onun ifadesini okumak hukuka uygun değildir. Dolayısıyla ifadesini bilmediğim için hangi konularda ifadede bulundu, iddiada bulundu bilmem mümkün değil, cevap vermem de mümkün değil. Sadece yerel basında bugün sizlerin yanlış olduğu haberden edinmiş olduğum intiba ile cevap veriyorum. Kamera kayıtları olduğu, kendisinin saldırıya uğradığı şeklinde bir iddia var müvekkilime karşı. Bizler de kamera kayıtları konusunu araştırdık. Herhangi bir kamera kaydında her yerde var. Zaten olayın meydana geldiği yer kamera kaydının bol olduğu aleni bir yer. Şayet müvekkilimin bir saldırı amacı olmuş olsaydı, ya herhalde bunu kamera kaydının en yoğun olduğu ilçenin meydan olarak bilinen ve o gün meclis toplantısı olması hasebiyle herkesin yoğun olarak bulunduğu, çıkış olarak bulunduğu bir yerde yapması hayatın olağan akışına uygun olan bir eylem durumunu ifade etmez. Doğru mudur? Dolayısıyla her halükarda kamera kaydı olacaktır. Fakat yapılacak olan soruşturmada esas alınacak olan kamera kaydında müvekkilimin iddia edildiği gibi müvekkilime karşı tarafa karşı saldırı boyutuna oluşturan bir eylemi söz konusu olmuş mudur? Önemli olan kamera kaydında budur. Benim edinmiş olduğum intiba ve izlenim halihazırda toplanan kamera kayıtlarında iki tarafında birbirine karşı eylemde bulunduğu, sözlü tartışma ve eylemde bulunduğudur. Yani bu durum bizim her kavga sırasında yaşanabilecek olan itişme, kakışma olarak halk arasında tabir edilen durumun dünkü olayda meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Tabii ki en doğru kararı soruşturma sonunda savcılığın yapmış olduğu kararla öğreneceğiz. Biz hukuka ve yapılacak olan soruşturmaya karşı çıkmıyoruz. Benim de dünkü dosyaya göre verebileceğim bilgi budur. Olayın asla bir saldırı olduğu iddiasını kabul etmiyoruz. Aksine olayda yaralanan ve saldırıya uğrayan müvekkilimdir. Bunda biz hukuka karşı çıkmıyoruz. Yapılacak olan soruşturmaya karşı çıkmıyoruz. Ama bir hukukçu olarak benim size daha dün yapmış olduğum ifade ve dosya incelememle verebileceğim bilgi budur arkadaşlar. Olayın asla bir saldırı olduğu iddiasını kabul etmiyoruz. Aksine olaydan dolayı yaralanan ve basit tıbbi müdahale yaralanan ve saldırıya uğrayan müvekkilimdir. Olay anlık gelişen bir reflekstir. Bunu bu kadar büyütüp siyasi olarak tarafıma iftirada bulunacak boyuta getirmekte amaç nedir? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sayın Yüksel Atmaca'nın olaydan evvel sosyal medyada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhine paylaştığı bir yazısı var. Bu yazıya karşı müvekkilim yazının kalkması yönünde bir sözde bulunmuştur. Olay bundan sonra gelişmiştir. Olay anlık gelişen, refleks olarak meydana gelen bir olaydır. Karşılıklı olarak taraflar birbirlerine karşı sözlü ve eylemli müdahalede bulunmuş olabilirler. Anlık gelişen bir kavgadan ibaretti. Bunu bu kadar büyütüp de siyasi olarak tarafıma iftirada bulunacak boyuta getirmenin amacı nedir? Bunu da kamuoyunda halkımızın takdirine bırakıyorum. Malumunuz iddia edildiği üzere
Sayın Yüksel Atmaca'nın olaydan önce sosyal medyada Milliyetçi Parti Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli aleyhine paylaştığı bir yazısı vardır. Bu yazıya karşı bu adı geçen arkadaşımız genç, içi kaynıyor. Yani bu yazıya karşı yazıyı kaldır babında bir sözde bulunmuştu. Olay bundan sonra gelişmiştir. Dolayısıyla tüm bu iddiaları hukuki olarak verebileceğim cevap budur. Takdiri soruşturma sonunda Kortel'in kamuoyunun ve sayın hukuki savcılarımızın dikkatine sunuyorum. Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz.